Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videoda Magnorm FR ve Sen tablet hakkında merak ettiğiniz ve aklınıza takılan tüm soruların cevaplarını bulabilirsiniz. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olup videomu beğenip sosyal medya hesaplarınızda paylaşırsanız, bu tarz içerikleri daha fazla üretebilmem ve kanalımı büyütebilmem adına beni desteklemiş ve teşvik etmiş olursunuz. Şimdiden bunun için her birinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Magnorm, magnezyum oksit içermektedir. Magnezyum, vücudunuzun sağlıklı bir şekilde çalışması için ihtiyaç duyduğu bir elementtir. Her bir Magnorm efervesan tablet, 365 mg magnezyum iyonu içerir. Magnezyum eksikliği, yüksek tansiyon, migren veya şeker hastalığı gibi rahatsızlıkların tedavisi de sıklıkla reçet edilen ilaçlardan bir tanesidir. Genel olarak Magnorm ne için kullanılır sorusunun cevabı ise şöyle. Kronik yorgunluk ve halsizlik, sebepsiz çarpıntı, baş dönmesi ve ani tansiyon yükselmeleri, saç dökülmeleri, kabızlık, çarpıntı veritim bozukluğu, tahammülsüzlük ve sinirlilik, depresyon, uykuya dalmakta zorlanma, idrar söktürücü hipertansiyon ilaçları kullanımı ve protein ağırlıklı diyetler yapmak gibi durumlarda magnezyum eksikliği belirtileri başlamaya başlar ve magnezyum eksikliğini gidermek için de doktorların sıklıkla reçete ettiği ilaçlardan birisidir. Bazı insanlar mide ekşimesi, mide yanması, gastrit veya reflü için antasit olarak kullanabilir. Doktorunuz aksini belirtmedikçe Magnorm Efervesen tableti 2 haftadan uzun süre kullanmak tavsiye edilmemektedir. Peki ama Magnorm'u kimler kullanabilir, kimler kullanamaz? Magnezyum oksit içeren Magnorm efervesan tablet birçok kişi için güvenle kullanılabilecek bir ilaçtır ancak herkes için uygun olmayabiliyor. Magnezyum ilaçları ve takviyeleri almak bazı insanlarda tehlikeli olabilir. Eğer biraz sonra sıralayacağım durumlardan birine veya birkaçına sahipseniz mutlaka doktorunuza danışmanızda fayda bulunmakta. Böbrek eksikliğiniz varsa, kanama veya kan pıhtılaşma bozukluğunuz varsa, şeker hastalığı magnezyumun vücutta nasıl depolandığını etkileyebilir ve kalp blokları gibi rahatsızlıklarınız varsa, kullanmadan önce veya doktorunuz size reçete edecekse reçete etmeden önce bu bilgileri doktorunuzla paylaşmayı lütfen unutmayın. Magnezyum eksikliğinden bahsettik ama magnezyumun ne işe yaradığından çok bahsetmedik açıkçası. Bunlardan da bahsetmek istiyorum ki magnezyumun değeri ve önemi anlaşılsın. Magnezyum enerji metabolizmasındaki çoğu enzim için önemli bir mineral. Magnezyum hücresel gelişim için gerekli olan proteinlerin sentezlenmesi için oldukça önemli. Vücut asit-baz dengesinin sağlanmasında yardımcı, kas ve sinir sistemlerinde etkili. Kemik ve dişlerin yapısında kalsiyum ve fosforla birlikte bulunmakta ve magnezyum tıpkı kalsiyum ve D vitamini gibi bilhassa sağlıklı kemiklerin oluşumu için büyük önem taşımakta. Yine damar elastikiyetinde ve kan basıncının düzenlenmesinde de oldukça etkili olan magnezyum hücre büyümesi ve hücrelerin yenilenmesinde de oldukça büyük bir görev almaktan. Günlük bu anlamda magnezyum ihtiyacını almak çok ama çok önemli. Magnezyumu dışarıdan takviyelerle almanın dışında hangi besinlerde bulunur? Biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. Ispanak ve pazı gibi koyu yeşil renkli yaprakları olan bitkilerde bol miktarda magnezyum bulunuyor. Bol bol magnezyum içeren bazı diğer yiyecekler ise şöyle: kabak çekirdeği, badem, kaju, yer fıstığı, fıstık ezmesi, uskumru ve ton balığı. Bunun yanı sıra somon balığında da bulunmakta. Avokadoda, incirde, muzda, bitter çikolatada, soya sütünde, tahıllarda, ekmekte, barbunya ve fasulyede, patates, pirinç, yoğurt, süt, yulaf, kuru üzüm, tavuk göğsü, dana eti, brokoli, pirinç, elma ve havuçta da yine magnezyum bolca bulunmakta. Bunları Magnezyum ne için kullanılır? Yani magnezyum size doktorunuz ne için reçete etti eğer hatırlamıyorsanız bu anlamda bu sorunun da cevabını vermek isterim. Kalp atımının hızlanması, kalp atım düzensizliği, kalp krizi, ilerlemiş tansiyon hastalığı, kaslarda ani ve aşırı kasılmalar, kaslarda kramp ve spazm, mide ve bağırsak krampları, kireçlenme, migren, adet sancıları için ve tip 2 diyabet için dahi reçete edilebilecek ilaçlardan bir tanesi. Kadın hastalıkları doğum ve gebelik gibi ilgili magnezyum durumlarında da doktorunuzun sizi sıklıkla reçet edebileceği ilaçlardan bazısıdır. Magnor. E, kullanımına bağlı olarak yan etkiler gösterebilir. bunlar kullanımını bıraktığınız takdirde e, kaybolacak yan etkilerdendir. Fakat ciddi alerjik reaksiyonlara da sebep olabilir. bu gibi bir durumla karşılaşmanız halinde ilacı kullanmayı bırakmalı ve derhal bir acil yardım kuruluşuna gitmenizde fayda bulunmakta. Bir de Magnorm'a ulaşamadığınız durumlarda eşdeğer yani muadil olarak gösterilebilen ilaçlar da bulunmakta. Bunlardan da bahsetmek istiyorum. Magvital, Efermag, Magursit ve Dimag eşdeğer yani muadil olarak gösterilen ilaçlardan bazıları. Bunun dışında ilaçla alakalı sizin sormak istediğiniz sorularınız varsa aşağıda bulunan yorumlar kısmından benimle ve bu videoyu izleyen diğer kişilerle paylaşmayı lütfen unutmayın. Ya da Magnorm'u siz kullandıysanız daha önce ne için kullandığınız ve tedavinizin Magnorm kullandıktan sonraki seyrini paylaşmayı lütfen unutmayın. Tekrar görüşünceye kadar kendinize çok ama çok iyi bakın. Sağlıklı kalın.